Salihinde 12 numaralı hadisteyiz. Ve an Ebi Abdurrahmani Abdillah ibni Ömer abni Hattabi radıyallahu anhuma, Allah her ikisinden de razı olsun. Buraya kısa bir bakış yapmak gerekirse en harfi cer Ebi neydi? Ebu, Eba, Ebi bizim Birgivi'de gördüğümüz 6 illetli isim ve Ecrümiye'de görmüş olduğumuz 5 illetli isimden birisidir. Vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur olur demiştik. Ebi ya ile yazılmış demek ki cer halinde. Başında nitekim en harfi cerri vardır. Ardından Abdirrahman geliyor. Abdi niye esrelidir? Başındaki ebi muzaftır. Abd onun muzafın ileyhidir. Abd aynı zamanda muzaftır. Errahmani muzafın ileyhidir. Şimdi Abd ile Errahman arasındaki izafeti birazcık değerlendirelim. Abdirrahmani. Burada ne var? Bir izafet var. Muzaf var. Muzafın ileyh var. Yani izafet diyoruz. Muzaf ile muzafın ileyh yan yana bulunduğunda buna izafet dersin. Peki ne tür bir izafet var? Yani henüz avamili bir gibi ve avamili cürcani. Sadece bu ikisini nahivden okuduğumuza göre bunları düşünerek bir değerlendirme yaparsak izafet manevi ve lafzi olarak ikiye ayrılır demiştik. Lafzi olabilmesi için muzafın vasıf isim olması gerekir. İsim fail, isim nüfus, sıfatı müşebbehe şeklinde bir özel isim olması gerekir. Özel derken yani özelliğiyle belirli bir zümreye vasıf isme ait olması gerekir. Buradaki abd kelimesi öyle bir şey midir? Değildir. Muzaftır. Mastar gayrimi midir? Abede yani bu da abdün mastar olur. Vasıf isim değildir. Müştak isim değildir. Dolayısıyla buradaki izafet lafzi değildir. Yani nedir? Manevidir. Manevi olduğuna göre manevi izafette de üç mana olabilirdi. Manevi izafetin kısımları vardı. Lam manasında izafet, min manasında izafet, bir de fi manasında izafet olabilirdi. Şimdi Abdurrahman burada ne tür bir izafet söz konusu? Çok açık yani. Abdurrahman, Rahman Allah bir ismi. Abdurrahman, Rahman'ın kulu, Rahman'ın kölesi. Yani Rahman'a ait. Rahman için var olan. Demek ki nedir burası? Lam manasında bir izafettir. Aynısı Abdillah orada da vardır. Allah'ın kulu manasında. Yani Allah'a ait bir kul. Yine lam manasında aitlik ifade eden bir izafet söz konusu. Demek ki manevi izafetin lam manası buralarda yer almakta. İbni Ümera. İbn kelimesi de muzaf yani bunun da farkındasınızdır. İbni kelimesi muzaf da başındaki hemzenin neden hasfedildiğini daha önceki derslerde defalarca anlatmıştık. Ümer kelimesi muzaf ilehtir. Gayrimusarrif olduğu için fetha ile cerhali. Feta iledir. Bin Ümera. Ömer'in oğlu. Acaba ne manada bir izafet var? Yine lam manasında. Ömer'e ait olan bir oğul. Bin El Hattab. Hattab'a ait bir Ömer. Demek ki yine ne var burada? Lam manasında bir izafet var. Radıyallahu anhuma gale dedi ki Semi'tu ben işittim Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin şöyle dediğini işittim. Burada da Resulallah geçiyor. Bunu da değerlendirebiliriz. Resul muzaftır, Allah'ı muzafın ileyhtir. Yine bir izafet söz konusu. Lafzi mi, manevi mi? Manevidir, lafzi değildir. Manevi izafetin hangi kısmı var burada? Resulallah, Allah'ın Resulü. Allah'a ait Resul. Allah'a ait olan Resul'den şöyle işittim. Yegulu şöyle diyordu. İndalega yola çıktı. İndalega infaale. İnfaal. Kim çıktı? Selasetü neferin 3 kişi. Burada nefer kelimesi ismi cemidir. 3 ile 10 arasındaki kişiyi ifade etmektedir. Aynı lafızdan bir müfredi yoktur. Selasetü neferin 3 kişi yola çıktı. Kimden hangi gruptan? Min men o gruptan ki kâne idi gablikum sizden önce. Sizden önce var olan topluluklardan, kavimlerden 3 kişi yola çıktı. Hatta ta ki avahum onları yönetti. El mebitu gece yani uyku ihtiyaçları için yöneldiler. İlâ gârin bir mağaraya doğru.
Fedehalu girdiler hu mağaraya. Fenhaderat düştü sahratun bir kaya. Minel cebeli dağdan bir tane kaya düştü. Fesebbet kapandı aleyhim onların üzerine el gara mağara kapandı. Fe bunun ardından galu dediler ki innuhu la yunciikum la yunci kurtaramaz kum sizi min hâli sahrati bu kayadan illa ancak ne kurtarır? En ted'u Allah'a Allah'a dua etmeniz kurtarır. Dua etmekten başka bir yol yok. Bi salihi a'malikum salih amellerinizi vesile kılarak onlarla beraber salih amellerinizle birlikte Allah'a dua etmekten başkası sizi kurtaramaz. Bu hadisi şerif şuna da delildir. Salih amel ile Allah'a tevessül. Tevessül diye bir kavram vardır. Hani tartışmalar vardır üzerinde. Tevessül ne şekilde tevessül? Hani ölmüş birisiyle tevessül, amel ile tevessül, şunu aracı kılarak, bunu aracı kılarak gibi seçenekler var, geniş bir konu. Burada amel ile tevessülün delilidir bu. Amel ile tevessül yapılabilmektedir. Bunun delili dedik. İlla en ted'u Allah'a dua etmekten başkası kurtaramaz. Neyle beraber dua? Bi salih e'malikum. Salih amellerinizle beraber Allah'a duadan başkası, başka bir şey sizi kurtaramaz diye kendi kendilerine dediler. Sonra da Gale dedi. Raculun minhum işlerinden birisi. İşlerinden bir adam şöyle dedi. Allah'ım ey Allah'ım kâne var idili benim için ebevani anne baba. Benim için iki tane yani iki tane derken bir anne bir baba benim için anne ve baba vardı. Annem ve babam şeyhani yaşlıydılar hem de kebirani çok. Çok yaşlıydılar. Ve kuntu ve ben idim la eğbigu vermiyordum kable huma o ikisinden önce ehlen aileme ve la malen hizmetçilerime de vermiyordum. Fena'a uzaklaştırdı bi beni talebu şeceri odun ihtiyacı. Bir gün yakmak için odun lazımdı. Evden uzaklaştım yevmen bir gün. Fellem urih dönemedim aleyhima onların yanlarına. Lem urihte altı var. Altıya bakan lem erci'i diyor. Dönemedim aleyhima anne babamın yanına. Hatta ta ki nama onlar uyana kadar. Namani, gale gale, nama. Hatta nama o ikisi uyuyana kadar dönemedim. Fehalebtu ben sağdım lehuma o ikisi için gabu gahuma içeceklerini sağdım, süt hazırladım. Fevecettu ben buldum huma o ikisini naimeyn uyuyor iken, uyuyor halde buldum onları. Ve kerihtu, yani hoşuma da gitmedi bu durum. Hoşuma gitmedi. Ney en Uqizahuma onları uyandırmak hoşuma gitmedi. Bundan hoşlanmadım. Bu yüzden onları uyandırmadım. En ahbiga nasıl ki uyandırmayı hoş bulmadım. Aynı şekilde de ahbiga içirmeyi de hoş bulmadım. Kablehuma onlardan önce. Ehlen aileme ev aynı zamanda da malen kölelerime. Ev veya demek ama aileme ve kölelerime süt içirmeyi de uygun bulmadım annemden babamdan önce. Fellebistu ben de bekledim. Vel kadehu bardak ala yedi elimde olduğu halde bekledim. Entezirul bekledim. İsteygazahuma uyanmalarını bekledim. Hatta ta ki beraga el fecru şafak söktü. Şafak sökene kadar bekledim. Ve sibyitu çocuklar da yetezağavne ağlaşıyorlardı. İnde kademi ayağımın yanlarında. Kademin ayak kademi ayağımın yanlarında çocuklar da alışıyordu artık. Festey gaza derken anne babam uyandı. Fe ardından şeriba içtiler. Gabu gahuma içeceklerini, sütlerini içtiler. Allahümme ey Allah'ım inşa et kuntu ben isem faaltu yapmış isem der ki bunu ibtigae vecike senin rızan için bunu yaptıysam öyleyse ferric bu durumda ferric kurtar anna bizi ma o şey ki nahnu fihi bulunuyoruz bu halde ma o halden ki nahnu biz fihi onun içerisindeyiz bulunduğumuz durum içerisinden bizi kurtar min hadi sahrati şu kayadan
Fe derken ardından da ne oldu? İnfecerat açıldı. Şeyen mağaradaki taş birazcık açıldı ama yine de la yestediğune güç yetiremediler. El huruce çıkmaya minhu oradan. Kale dedi el aharu diğeri. Yukarıda ne geçmişti? Selasü nefer demiştik. Üç kişiden bahsediyorduk. İşte birincisi oydu. Şimdi ikinci kişiye geldik. Gale dedi el aharu bir diğeri. Ne dedi? Allahümme ey Allah'ım. İnnehu kânet idi, var idi, benim için ibnetu ammin. Amca kızı vardı. Kânet idi ehabben nasi. İnsanların en sevimlisi, en güzeliydi ileyye bana. Bana göre en güzel, sevimli kız oydu. Ve fi rivayetin, başka bir rivayette de şöyle gelmiştir. Kuntu ben idim uhibbu, seviyordum ha o kızı. Ne gibi? Ke eşeddi ma yuhibbu er ricalu en nisa'e. Ke eşeddi ma. O şeyin en şiddetlisi gibi ki yuhibbu, seviyor, sever er ricalu. Erkekler en nisa'e, kadınları. Erkeklerin kadınları en şiddetli sevdiği şekliyle ben de o kızı seviyorum. Fe daha sonra da erattü, ben istedim ha o kızı, ala nefsiha, kendi nefsim için onu arzuladım. Ona sahip olmak istedim. Fe imtenaat, o kız engelledi minni, beni, hatta ta ki elemmet, bir zorluğa düşene kadar, bana işi düşene kadar benden uzakta durdu, engelledi, bu işte yanaşmadı. Elemmet biha senetün mines sinine, senelerden bir sene, yıllardan bir yıl bana işi düşüp bana mecbur kalana kadar kendini benden alıkoydu. Fe derken caet, geldi mi bana, fe'ataytu, ben verdim ha ona, işirine 20, ve mi'ete, ve 100 dinarin, dinar altın para demek, 120 dinar verdim ona. Ala en tuhalliye, fırsat vermesi için, beyni benimle ve beyne nefsiha, ve kendi nefsi arasında fırsat vermesi için, birbirimize fırsat vermesi için. Yani cinsel ilişkiye doğru bir durum. Fe'alet, kabul etti. Hatta ta ki ida kadertu, ben gücü yitirdim aleyha. Ona, yani onu sahiplenmeye artık durumum oldu. Onu sahiplenme durumum oldu. Sahiplenebilirdim, o duruma geldim. Ve fi rivayetin bir rivayette de felemma ka'attu, ben oturduğum zaman beyne ricleyha, onun bacakları arasına, adet dedi ki ittegillâhe, Allah'tan kork. Ve la tefuzza, açma el hateme mührü. El hatemde 13 yazıyor, 13'e bakıyorsun. Yani bekaretini bozma, nikah işte helal olmadan bu işlere girişme demiştir. İlla ancak bir hakkı, hakkı ile yapacaksan yap. Yani nikahlan, ondan sonra olacaksa olsun. Fen saraftu, ben döndüm anha, o kızdan. Bu işi bıraktım yani. Vehi o ehabbun nasi ileyye. İnsanların en sevimlisi, bana göre insanların en sevimlisi olduğu halde bu işten döndüm. Ve taraktu, ben bıraktım. Ezzehebe, altınları. Altınları da bıraktım. Ellezî, o altınlar ki e'taytu, ben vermiştim ha onları. Ona verdiğim altınları da bıraktım. Geri almadım. Allahümme ey Allah'ım, inküntü, şayet ben isem, faaltu, yapmış isem, zâlike, bunu, ibtigâe vechike, senin rızanı kazanmak için yaptıysam, fe öyleyse, ufruc, yani fefruc, kurtar, aç. Anna, bizden, ma o şey ki, nahnu biz fihi, o halin içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz durumdan bizi kurtar. Bu kayayı aç demek istiyor. Fe derken infacerat, inferacet, açıldı, es-sahratu, kaya. Gayra ennehum. Onlar olmaksızın. Ne olmaksızın? La yestatiyune, güç yitiremiyorlar. El huruce, çıkmaya, minha, o mağaradan. O kayayı aşamıyorlar. Her ne kadar kaya açılmış olsa da fazla açılmadı. Yine oradan çıkamadılar. Gâle dedi es-sâlisu, üçüncüsü. Bir diğeri de şöyle dedi. Allahümme ey Allah'ım, iste'certu ücerâe. İste'certu ücerâe, işçileri ücretle çalıştırdım yani. İşçileri ücretle çalıştırdım. İste'certu, ben kiraladım demektir. Ücerâe, işçileri.
İşçileri kiraladım, işçileri para karşılığı çalıştırdım. Ve a'taytu ve ben verdim hum onlara ecrahum ecirlerini, mükafatlarını yani ücretlerini de verdim. Bedava da çalıştırmadım. Gayra raculin biri hariç. Raculin vahidin biri hariç. Bir adam hariç diğerlerinin ücretlerini verdim. Terake bıraktı ellevi o kişi ki lehu kendi ücretini kendisi için var olanı bana bıraktı. Ve zehebe ve gitti. Semmertu ben çalıştırdım, arttırdım, çoğalttım. Ecrahu onun parasını. Parasını işlemiş, arttırmış. Hatta ta ki kesura çok oldu minhu ücret. Elem valu kişinin, minhu o kişinin elem valu malları da çoğaldı. Ücreti arttı ve arttı. Ederken günlerden bir gün ca'e geldi ni bana ba'de hinin uzunca bir sürenin ardından hin zaman demek ba'de sonra ba'de hinin uzunca bir sürenin ardından o kişi geldi ve ardından gale dedi ki ya Abdallah ey Allah'ın kulu eddi ver ileyye bana ecri benim ücretimi ver şimdi dedi. Ardından kultu ben de dedim ki kullu ma her o şey ki tera sen görüyorsun. Yani gördüğün her şey neydendir? Min ecrike senin ücretindendir. Senin ücretinden doğmuştur, oluşmuştur. Min el ibili deve cinsinden olsun. Vel bakari inek cinsinden. Vel ganemi koyun cinsinden. Vel rakiki ve köle cinsinden. Gördüğün ne varsa hepsi senindir. İşte ardından gale o kişi ecrini, ücretini istemeye gelen kişi dedi ki ya Abdallah, ey Allah'ın kulu, la testehzi bi benimle dalga geçme, beni alaya alma dedi. Ardından Gultu ben de dedim ki, la estehzi'u, dalga geçmiyorum ki bir kez seninle. Fe'ehaze aldı hu o adam, kullehu hepsini. Festagahu önüne sürdü, götürdü o şeyleri, mallar neler varsa artık kadar işte. Ardından lem yeturuk bırakmadı, minhu onlardan şeyin herhangi bir şey bırakmadı, hepsini götürdü. Allahümme ey Allah'ım, inşa et kuntu ben isem, faaltu yapmış isem, derdi ki bunu, ibtigae vecike senin rızana kavuşmak için yaptıysam, öyleyse bu durumda, ufruc aç, sefruc yani aç, kurtar anna bizi. Ma o şeyden ki nahnu biz fihi o halin içerisindeyiz. Bulunduğumuz durumdan bizi kurtar dedi. Ardından da infecerat, inferacet, sürekli yanlış okudum bunu. İnferacet açıldı, kalktı, gitti, uzaklaştı. Estahratu kaya. Derken ardından da sonuç olarak haracu çıktılar yemşune yürüyerek. Sonunda kişiler çıktı yani. Nasıl dua yaptılar? Yaptıkları amelleri işte Allah'ım şu şeyi senin rızan için yaptıysam, bunu senin rızan için yaptıysam diyerek yaptıkları amelleri aracı yaparak duada bulundular. Bu şekilde dualar da kabul edildi. Muttefekun aleyhi Buhari ve Müslim'de geçen bir hadistir. Derken yeni bir bab geliyor. Babu tevbeti, tevbe babı. Tevbe lügatta er-rucu' manasına gelir. Dönmek, dönüş. Hatadan, isyandan ayrılmak manasına gelir. Tevbe kelimesi tabe yetubu tevbetin. Tabe tevbe vavi bir ecveftir. Tabe niye ecvet diyorduk? Ortasında illet harfi var. İyi de hala soruyorum. Niye ecvet diyorduk? Çünkü ortası boş olduğu için ecref bu demektir. Ortası neyden boş, neyden hali? Sahih harften hali olduğu için bu şekilde denilmektedir. Yani neden ecref denilmiş de farklı bir şey değil. Çünkü ecref boş demek. Neden boş isimdir? Ortası sahih harften boş. Bunu izleyip işlemiştik. Kale dedi en ulema'u alimler. Ne dediler? Et-tevbetu. Tevbe nedir? Vacibetun. Vaciptir. Et-tevbetü vacibetün. Tevbe nedir? Vaciptir. Yani farzdır demek. Neden farzdır? Neden dolayı? Min kulli zenbin her günahtan dolayı tevbe etmek farzdır.
Senin şayet kânet ise el ma'siyetu ma'siyet, yani yapılmış günah, işlenmiş günah ise beynel abdi ve beynallahi teala, yüce Allah ile kul arasında ise, yapılan günahta la tetaallaku, bir alakası yoksa, bi hakkı ademiyyin, bir insanın hakkı ile alakası yoksa, direkt Allah'la senin arandaysa. Kişiyle Allah arasında nasıl bir durum var? Namaz mesela. Kişi namaz kılmamış ise bu nedir? Allah hakkıdır. Yani Allah'ın emrettiği bir şey ve içerisinde kullarla alakalı bir durum söz konusu değil. İşte bu durumda leha, o tevbe için vardır. O günahın affı için vardır. Selasetu şurutin, üç tane şart vardır. Üçten ona kadar olan sayıların temizleri cemi mecrur gelirdi. İşte şurutin gelmiştir. Şartın şurutun cemi mükesser ve mecrur olarak geldiğini görüyorsunuz. Üç tane şart var dedik. Genelde kitaplarda ehaduha, essani, essalis yazmazdı. Bunu biz ta maksuttan beri anlatıyoruz. Burada ise yazmıştır. Ehaduha, o üç şarttan bir tanesi nedir? En yukli'a, bırakmaktır, terk etmektir. Aynel ma'siyeti, kötülüğü bırakmaktır. Yapılan hatayı, günahı bırakmak. Yani elinde içki şişesi varken bir yandan içip bir yandan Allah'ım affet demeyeceksin. Evvela şişeyi bırakacaksın. En yani yukri'a, bırakmak gerekiyor. Aynel ma'siyeti, günahı, ardından tövbe edeceksin. İlk şart bu. Vessani, ikinci şart, en yendeme, pişman olmaktır. Ala fi'liha, yaptığı şey üzere. Yani yaptığı o kötü davranıştan dolayı pişmanlık da duyuluyor olması gerekir. İyi ki yaptın deyip aynı zamanda tövbe demek geçersiz olacaktır. Ve salisu, üçüncü şart, en ya'zime, azmetmek, niyet etmek. En la ya'ude, dönmemeye dair. İleyha, o günaha ebeden asla. Bir daha o günaha dönmemeye de kararlı olmak gerekiyor. Fe inşaet fukida, kaybolursa, ahadü selaseti, üç şarttan bir tanesi bile kaybolmuş olsa, mevcut olmasa, eksik olsa, lem tesihha, sahih olmaz. Ne sahih olmaz? Tevbetuhu, o kişinin tevbesi sahih olmaz. O tövbe geçersizdir yani. Ve inşaet kânet ise el ma'siyetu, ma'siyet, yapılan kötü iş, günah ise, nedir ise, tetaallaku, alakalı ise, bir ademiyin, bir insanla alakalı ise, tabi bu durumda şurutu, o tövbe için şart koşulmuştur. Erbaatün, dört tane şey. Hazihi selasetu, üç tanesi zaten yukarıda geçti. Hazihi selasetu, şu üçü zaten vardı, yukarıda geçen üçü. Ve bir de ne var? En yevra'a, beri olmak. Yani ödemek, helallik almaktır. Min hakkı sahibiha, sahibinin hakkını iade etmek gerekiyor. Tetaallaku bi hak ademi ne demektir? Bir insanın hakkına girilmiş ise, kul hakkı diye bildiğimiz şey, birinin gıybetini yapmış ise, aşağıda gelecek bu şeyler, ne yapacaksın? Üç tane şart yetmez, bir de helallik almak gerekir. En yani yevra, helallik almak gerekir. Min hakkı sahibiha, ödemek gerekir. Hakkını sahibine vermek gerekir. Fenşaet kânet ise ne? Hiye, o hak ise, nedir ise, malen, bir mal ise, malen ne oldu? Kânetin haberi oldu. Ev veya nahvehu, veya ona benzer bir şey ise, mala benzer bir şey ise, radde, iade eder hu onu. Onu iade edeceksin kime? İleyhi, sahibine. Ve inşaet kânet ise ne? Hiye, o hak, gerçi yani kânet, evet, hiye, o hak ise, nedir ise, hadde kasfin, kazif haddi ise, yani kişi yalancı şahitlik sonucu kazif haddi uygulanmış ise, kazif haddi belki uygulanmayacaktı. Üç kişi, beş kişi geldi bir araya. Evet, evet dediler. Yalancı şahitlik yaptılar. Adama kazif haddi yapıldı. Artık hem had uygulandı, bir ceza yedi, hem de çevrede artık o şekilde lanse ediliyor. Nasıl bunun helali olacak? Bakalım. Ve nahvehu, veya ona benzer bir şey, işte kazif haddi yerine bir sürü had çeşitleri var. Onlardan birisi uygulanmış ise, mekkenehu minhu, hak sahibine kendisini cezalandırma yetkisi vermesi gerekiyor. Evet, nasıl ki sen hakkına girdik, sana ceza uygulandı, aynı şeyi sen de yapabilirsin. Bu hakkı ona vermesi gerekir. Ev veya dalebe isteyecek, affehu, affını isteyecek.
Menşaet kânet ise hiye o hak, yapılan günah ise nedir ise, gıybeten, gıybet ise, istehallehu minha, ondan helallik isteyecek, affını isteyecektir. Artık eder, etmez ayrı mesele. Yecibu farzdır en yetûbe, tevbe etmek min cemî'i zunûbi, bütün günahlardan dolayı tevbe etmek farzdır. Fenşâ tâbe ise, tâbe tövbe etmiş ise kişi, tövbe ederse, min ba'dıha günahlarının bir kısmından tövbe ederse, sahhat geçerli olur ne? Tevbetuhu, onun yaptığı tövbe. Kime göre, kimin katında? İnde ehlil hakkı, ehli hak katında, yani ehli sünnete göre kişi günahlarının bir kısmından tövbe etmiş olsa, o tövbe ettiği kısım geçerlidir. Min zâlike zembi, bu günahtan, yani ne olmuş olur? Tövbesi geçerli olur. Ama ve begiye aleyhi el baki, ve bakiye geri kalır. Aleyhi, o kişinin üzerine ne geri kalmış olur? El baki, tövbe etmediği, geriye bıraktığı günahları da kalmış olur. Onlar için de tövbe etmesi gerekir. Fakat şüphesiz ki tezahürat aşikar oldu, açıktır. Delailül kitabı, kitabın delilleri, yani ayetten deliller var, gayet açık. Ve sünneti de sünnet delilleri de açıktır. Sünnetten de bir sürü delil var. Ve icma'ül ümmetin icma'ı da var buna dair. Hepsi neye dair var? Ala vücubi tevbeti, tevbenin farz olduğuna dair ümmetin icma vardır, sünnet vardır, kitap vardır. Yani tevbe farz derken sen nereye dayanıyorsun? Din öyle bir şey ki, bir şey söylüyorsan delil getirmen gerekir, kanıtlayabilmen gerekir. İşte tevbenin farz olduğu neyle sabittir? Bir, kitapla sabittir. İki, sünnetle. Üç, icma ile. Üç tane şeyle tevbenin farz olduğu burada ifade edilmiştir. Gâlallahu Teala, Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Celle Celaluhu. Ve tûbû, tevbe edin ilallahi, Allah'a, cemiyen, hep beraber. Eyyühel müminûne, ey müminler, leallekum, umulur ki siz tuflihûne, kurtulursunuz. Nur suresi 31. ayet. Ve gâle teâlâ, ve yüce Allah şöyle buyurdu. Estağfirû rabbekum, Rabbinizden af isteyin. Sümme sonra da tûbû ileyhi, ona tövbe edin. Hud 3. Ve gâle teâlâ, ve yüce Allah şöyle buyurdu. Ya eyyühellezîne âmenû, ey iman edenler, tûbû, tevbe edin ilallahi, Allah'a, hem de tevbeten nasuha, samimi bir tövbe edin. Samimi bir şekilde Allah'tan affınızı isteyin. Bu da Tahrim suresi 8 numaralı ayet olarak yer almıştır.